Tamam böyle tamam. Hızır Lurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar hava çok sertleşti burada. Hava soğudu. Çay! Havanın soğuması sanki kar yağmış gibi bir yerlere. Hava çok soğudu. Arkadaşlar Sarıkaya'nın bu tarafında iyi bir bölge, pelikli bir yer bulduk. O yanda pelik çokmuş. Kaç! Sabah çok pelik yiyor. Pelik çok o tarafta. Koyun iyice pelik de doyuyor orada. Akşamleyin de böyle meşenin içine çıkıyoruz. Buradan aşağı doğru böyle gidiyoruz. Bu birkaç videoda da çekmiştim bu aracının barakası. Çıç! Buralar. Buralarda yayıyoruz. Kin aşağı. Gidiyoruz. Kurt çok. Kurt çok fazla. İyi bir kancık bulalım dedik. Bakıyoruz. Kurtların yanına iyi bir sağlam böyle davarcı bir köpek bulabilirsek kaç! İyi olacak. Kanalımıza abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar. Yani o tarafı bu tarafa vur şu diyelenler. Böyle vur. Keleş bir şey gördü. Herhalde tavşan çıktı. Çevir beni bu tarafa azarla karşıya geçmesin. Böyle adım atarak zaten. Koyun 100 metre giriyor. Yani böyle bir adım atması. Herhalde 2 dakikaya alıyor kesin. Çay! Davar kuzlayan koyunlar çok çekiliyor.
Hayvanlar uzadıktan sonra çok çekiliyor. Ayın 15'inde sonra bunlara davarın tamamına arpa dökeceğim akşam öğün. Çöç! Çünkü çoğunluğu kuzlayacak. Bizim koç içinde olduğu için koyun erken kuzluyor. Çöç! Aç! Erken kuzluyor. Onun için kuzuyu doyurması için yem vermem gerekiyor. Çöç! Yem fiyatları da her geçen gün yükseliyor. Bazı arkadaşlar da işte izliyorum. Kuzu kesim fiyatı yükseldiğini söylüyorlar. Tabii onu söylüyorlar. Kesim fiyatının yükseldiğini sevinerek söylüyorlar ama yem fiyatlarının maliyetlerin çok yükseldiğini maalesef söyleyen olmuyor. Niye söyleyemiyorlar bilmiyorum. Yeni yem maliyeti olsun, ilacı olsun her geçen gün yükseldiğini söylemiyorlar. Ama 3 kuruş ete zam gelince adamlar çok seviniyor. Bu herhalde ufak şeylerle, yani ufak böyle parça parça bir yükselişler hoşlarına gidiyor demek. Oysa yem maliyeti çok yüksek. İlaç maliyeti desen öyle. Her gün, her geçen gün, yani bir ay geride kaldığı bir ay aratıyor. Her geçen ay geçen ay aratıyor. Maliyetler gün güne yükseliyor. Et fiyatına zam gelsen olacak. Gel Türk çarlar piyasada ne kadar erkek toklu varsa topluyor. Ondan sonra et fiyatı düşüyor. Et fiyatı düşünce Türk çarlar topluyor. En az alan 300-400 toklu topluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun. Küçük işletmelerde toklu kalmayınca büyük işletmelere geçince bir anda toklu fiyatı ikiye katlıyor otomatikmen. Adam ne yapıyor? Damızlık tavarın karnını çekmiyor. Yemleme yok, sulama yok, ilaç yok, hiçbir şey olmadan, hiçbir şey ortaya koymadan iki katına satıyor. Bugün 6 liraya aldığı kuzu 12 lira. Bak, yarı yarıya. Bu adam tabii ki mevcut sistemi savunacak. Yani bu mevcut sistemi tabii ki savunacak. Ama benim şaştığım burada küçük işletmelerin sistemi savunması beni şaşırdı. Beni şaşırdan bu küçük işletme sahiplerinin gecesini gündüzüne katmış, dağlarda yatıyor. Bütün zahmetini çeken insanların ona rağmen bu sistemi savunması insanı şaşırtıyor. Kaç! Yapacak da bir şey yok. İnceldiği yerden kopacak. Bu gidişine Türkiye'de damızlık üretimini bitirecekler. Tekelleştirecekler. Bitirecekler derken tekelleşecek. Büyük ensesi kalınlar,
büyük çiftliklerde istediği fiyata kesim yaptıracak. Küçük işletmeler de ortada kalmış olacak. Yani bu süpermarketlere benziyor. Her zaman örnek veriyorum. Süpermarketler nasıl küçük esnafı bitirdiyse, bunlar da bizim gibi küçük işletmeleri kapısına kilit vuracak. Bu iktidarın uzun vadeli politikalarından biri yani. İster uygulamaya sokmadım dese bile uygulamaya sokulmuştur yani. Uygulama tıkır tıkır işliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.